Willem Barentsis Hollanda'da iyi bilinen tarihi bir figürdür. Sokaklara onun adı verilmiş ve maceraları hakkında oyunlar ve bir film yapılmıştır. Barents Hollanda dışında da tanınmaktadır. Örneğin Rusya ile Norveç arasındaki deniz Barents denizi olarak adlandırılmaktadır. Peki bu adam kimdi ve onu ünlü yapan neydi? Bu bölümde Willem Barents'in maceralarından ve ayrıca 1550'de yaşamış bu macera perestin bugün neden hala ünlü olduğundan bahsedeceğim. Aa podcast her şey her yerdeye hoş geldiniz. Merakınızı yitirmeyin. Önceki geçmişi. Avrupa ve Asya arasındaki ticaret artmaya 16. yüzyılda başladı. Bu ticaret yüzyıllar boyunca İpek Yolu üzerinden yürütülüyordu. Ama bu süre zarfında deniz yoluyla ticaretle giderek daha önemli hale geliyordu. Özellikle baharat ticareti yapılıyordu. Biber, karanfil, Hindistan cevizi ve tarçın gibi baharatlar. Asya'ya gemiyle ulaşmayı ilk başaranlar Portekizlilerdi. Portekizli kaşif Vasco da Gama, Afrika'nın güney kıyıları boyunca Asya'ya yelken açmayı başardı. Kristof Kolomb da Asya'ya batıya giden farklı bir yoldan ulaştığını sanıyordu ama bu doğru değildi. İspanyollar ve Portekizliler uzun süredir baharat ticaretini kontrol ediyordu. Diyorlardı. 16. yüzyılın sonunda Hollanda'da ticarete dahil oldu. Portekiz İspanya'nın bir parçası haline gelmişti ve Hollanda ile İspanya birbirleriyle savaş halindeydi. Hollanda Asya'dan gelen ürünlere erişimi sürdürmek istiyordu. Bu nedenle Asya'ya giden yolları kendileri aramaya başladılar. Hollandalılar yıllardır Portekizli tüccarlarla yelken açmışlardı ve bu yüzden Asya'ya gitmek için nasıl yelken açılacağını biliyorlardı. Hollandalı tüccarların Asya'ya yönelik bu girişimleri sonunda Hollanda Doğu Hindistan Şirketi VOC'nin kurulmasına yol açtı. Bu ünlü ve kötü şöhretli tarih kendi bölümünü hak ediyor. Bunu başka bir zaman daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Bu dönemde dünya hakkındaki bilgiler o kadar da gelişmiş değildi. Ticaret yollarının çoğu Afrika'nın güney kıyıları boyunca Hindistan veya Endonezya'ya gidiyordu. Bu rota 90 günden fazla sürüyordu ve tehlikeliydi. Sadece Hollanda'nın savaş halinde olduğu İspanyol ve Portekiz gemileri yüzünden değil, aynı zamanda iskorbüt gibi hastalıklar yüzünden de tehlikeliydi. İskorbüt, uzun süreli C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. İskorbüt hastalığının sonucu ları korkunçtur bir süre sonra dişlerinizin dökülmesine neden olur. Asya'ya alternatif rota arayışı tüm hızıyla devam ediyordu. Kolon batıyı denedi, standart rota güneyden geçiyordu. Asya'ya giden bir başka olası rota da kuzeyden geçiyordu. Buna kuzey geçidi deniyordu. İşte Barentsiz'in hikayesi de burada başlıyor. Barentsiz, Willem Barentsiz'in keşif yolculuklarına çıkmadan önceki hayatı hakkında bilinen pek bir şey yok. Barentsiz, 1550'li yıllarda Vatten Adası Terşelling'de doğdu. Muhtemelen hayatında çoğunlukla tüccar olarak çalıştı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde, özellikle İspanya ve Akdeniz çevresinde haritacılık da yaptı. Barentsiz, o dönemde Cebelitarık çevresindeki bölgenin güzel ve doğru bir haritasını çıkardı. Belki de bu durum, Çin'e giden yeni rotayı bulmak için bir keşif gezisi düzenlendiğinde, Barents'ten gezilere liderlik etmesinin istenmesini sağlamış olabilir. İlk keşif yolculuğu oldukça başarılı geçti. Bu yolculuk 1594 yazında başladı ve ödemesi o dönemin hükümeti tarafından ödendi. Bu ilk seferde biri Barentsiz komutasında olan 3 adet gemi bulunuyordu. Keşif yolculuğunun amacı, Sibirya'nın kuzey bölgelerinde Çin'e doğru bir rota bulmaktı. Bu yolculuk sırasında gezginler daha önce hiç görmedikleri her türlü hayvanla karşılaştılar. Örneğin bir kutup ayısı teknelerden birine binmeye çalıştı. Mürettebat kutup ayısını yakalamaya çalıştı ama daha sonra gemide canlı bir kutup ayısı tutmanın o kadar da kolay olmadığını anladılar. Bunun üzerine hayvanı vurdular. Ayrıca yaklaşık 200 morstan oluşan bir grupla da karşılaştılar. Bunların da bir kısmı öldürüldü ve götürüldü. Bu ilk yolculuk sırasında Novaya Zemlya'nın batı kıyısına ulaşmayı başardılar. Novaya Zemlya, şu anda Rusya'nın bir parçası olan bir adalar grubudur. Barentsiz ve ekibi, Novaya Zemya kıyısı boyunca daha kuzeye yelken açmaya çalıştılar. Ama kuzeye doğru gittikçe buzlar daha da kalınlaştı. Vazgeçmek zorunda kaldılar ve Hollanda'ya geri döndüler. Yolculuğun Çin'e giden kuzey rotasını keşfetme hedefine ulaşılamadı. Buna rağmen yolculuk başarılı sayıldı. En azından tekrar denemek için yeterliydi. Bir yıl sonra Barentsiz, yeni bir seferin lideri olarak atandı. Bu sefer mallarla yüklü en az 6 gemi yola çıktı. Çin'e giden bir rota bulmayı başaracaklarından o kadar emindiler ki, o zaman hemen ticarete başlayabilirlerdi ve seferin tüm masrafları hemen telafi edilebilirdi. Çünkü sonuçta her şey bundan ibaretti, para kazanılması gerekiyordu. 1595 yazında ikinci sefer için yola çıktılar. 2 ay sonra bugünkü Rusya'nın kuzeyine vardılar. Ama kısa süre sonra doğuya yelken açmak için yine çok fazla buz olduğunu öğrendiler. Kim mürettebat üyesi de bir kutup ayısı tarafından öldürüldü. Barentsiz Hollanda'ya dönmek zorunda kaldı. Ve bu sefer karşılama merasimi pek hoş olmadı, sefer bir başarısız sayıldı. Büyük bir hayal kırıklığı vardı ve mali sonuçları da keza büyüktü. Hükümet artık seferler için ödeme yapmak istemiyordu. Ama kuzey geçidini başarıyla tamamlayan ilk kişiye büyük miktarda para vaat edildi. Barentsiz bu geçidi bulmaya hala kararlıydı. Seferi finanse etmek isteyen birini bulmayı başardı. Ki gemi satın alındı ve tekrar denemek istiyordu. Bu kez yılın daha erken bir döneminde yola çıktılar. Mayıs 1596'da sizin üçüncü seferi başladı. Önceki iki seferin aksine, Barentsiz bu sefer İskandinavya'nın ötesine doğuya değil, daha kuzeyine gitti. Bu sırada iki ada keşfetti: Ayı Adası ve Svalbard. Spitzbergen aynı zamanda Svalbard olarak da bilinir ve bugün Norveç'in bir parçasıdır. Daha sonra daha doğuya doğru yelken açtılar ve Barents bu kez Novaya Zemlya'yı geçmeyi başardı. Artık daha önce hiç gitmedikleri kadar ileri gitmişlerdi. Ama sonra işler ters gitmeye başladı. Şiddetli kar fırtınası geminin yelken açmasını engelledi ve fırtına bitene kadar bir koyda beklemek zorunda kaldılar. Koydaki buz gittikçe kalınlaştı ve gemi buza saplanıp kaldı. Üst üste kayan buzlar gemiyi metrelerce yukarı itti gerçekten de sıkışıp kalmışlardı. Varensiz ve 16 mürettebat üyesinin başka seçeneği yoktu, kışı Nova'ya Zemlya'da geçirmek zorunda kaldılar. Bu pek de iç açıcı bir durum değildi, o bölgede kışın hava sıcaklığı eksi 40 santigrat dereceye kadar düşebiliyordu. Ve kışın kuzeyde çok fazla gün ışığı olmadığını da göz önünde bulunduralım. Adamlar bütün kış sifili karanlıkta ve dondurucu soğukta hayatta kalmayı başarmak zorundaydı. Kışın hayatta kalabilmek için mürettebat üyeleri Nova'ya Zemlya'da bir ev inşa etti. Bu kadar kuzey Zeyde hiç aç yetişmiyordu ama adamlar şanslıydı, bir nehrin yakınında kıyıya vurmuş büyük miktarda odun buldular. Ev inşa etmek için mümkün olduğunca çok şey topladılar. Ayrıca kendi gemilerinin parçalarını da kullandılar. Eve Het Behuden Hus adını verdiler ve Kasım ayında, kış başlamadan hemen önce inşaatını tamamladılar. Behuden Hus oldukça basit bir evdi, sadece penceresiz büyük bir kare odaydı, herkese yetecek kadar alanı vardı ve ortada da bacalı bir ateş çukuru. Barına rağmen kış çok zorluydu. Hava o kadar soğudu ki, barentsiz ve adamları yataklarını ayaklarının altına ısıtılmış gülle koyarak uyuyorlardı. Donmak mürettebat için büyük bir tehlikeydi. Ayrıca yanlarına kışı atlatmak için yeterli yiyecek de getirmemişlerdi. Bu yüzden avlanmaya çıktılar ve kutup tilkileri ve kutup ayıları yakalamayı başardılar. Buna rağmen mürettebat üyeleri yetersiz beslenme ve iskorbüt hastalığından muzdaripti ve baharın gelmesini beklediler. Keşif gezisinde bulunan mürettebat üyelerinden biri olan Gerrit Dever, bu dönemde Novaya Zemlya'da bir günlük tut. Bu günlüğü korumayı başardılar, bu sayede neler olduğunu öğrenebildik. Diğer şeylerin yanı sıra yiyecek ve içecekler, hava durumu, uzun günler geçiren oradaki adamların ruh hali ve kutup ayılarıyla karşılaşmalarını anlattı. Bir parçasını okuyayım. Bu yazı eski dönem Hollandacası ile yazılmıştır. 3 Aralık günü hava hala aynıydı. Ranzalarımızda uzanırken, Bizden yarım mil uzakta olmasına rağmen denizdeki buzun çatırdadığını duyabiliyorduk. Korkunç bir çatırdama ve gıcırtı sesi geliyordu. Biz de büyük buz dağlarının birbirine çarpıp kaydıklarından şüpheleniyorduk. Yoğun duman yüzünden iki ya da üç gündür ateş yakamadığımız için içerisi o kadar soğuktu ki, duvarlarda ve tavanda neredeyse iki parmak kalınlığında buz vardı ve hatta yattığımız ranzalarla aynı kalınlıktaydı. Neredeyse altı ay boyunca Nova'ya Zemya'da kaldıktan sonra, Şubat ayında gemilerini kurtarmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Bunun yerine iki küçük gemi yapmaya karar verdiler. Haziran ayına kadar buzlar dönüş yolculuğuna başlayacak kadar erimemişti. Sonra 7 uzun hafta boyunca çok kısıtlı barınak ve az yiyecekle batıya doğru yelken açtılar. Sonunda şansları yaver gitti, onlar gibi kuzey geçidini arayan bir Hollanda gemisi tarafından bulundular ve götürüldüler. Willem Barentsiz Çin'e giden bir kuzey geçidi bulmayı başaramadı. Kendisi de 3. seferden geri dönemedi ve yolculuk sırasında denizde öldü. 17 mürettebat üyesinden sadece 12'si Hollanda'ya geri dönebildi. Yani Barendsiz'in keşif gezilerine başarılı demek pek mümkün olmadı. Ama Hollanda için bu durum o kadar da kötü değildi. Hollandalılar Güney Afrika rotası üzerinden Asya'ya ulaşabiliyorlardı. Ve Hollandalılar 17. yüzyılın başlarında Kuzey Kutbu'nda çok fazla balina avladılar ve bu da onlara çok para kazandırdı. Kuzey geçidi, Kuzey Kutbu çevresindeki büyük miktarda buz nedeniyle Barentsiz'in zamanında kullanılamaz durumdaydı. Günümüzde ise buz kırıcılar kullanılarak bu rota yılda birkaç hafta boyunca kullanılabiliyor. Buz kırıcılar, buzları kırabilen özel gemilerdir. Bilim adamları gerektiğinde, gelecekte kuzey geçidini daha fazla kullanmanın mümkün olabileceğini düşünüyor. Ama bu ne yazık ki üzücü bir nedenden dolayı olacak, yani küresel ısınma kuzey kutbu çevresindeki buzların giderek azalmasına neden oluyor. Bilgi, Willem Barent sizin Hollanda'da neden bu kadar ünlü olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Çıktığı seferlerin üçü de başarısız olmuştu, öyleyse kendisi neden önemli bir tarihi figür olarak görülüyor. Hatta bazıları ona tıpkı ünlü kaptan Michel de Ruyter gibi bir deniz kahramanı diyor. Bunu anlayabilmek için önce 19. yüzyılın başlarına dönmemiz gerekiyor. Hollanda 1794-1814'e kadar bağımsız bir ülke değildi. İmparator Napolyon önderliğindeki Fransız İmparatorluğunun bir parçasıydı. Ama Napolyon yenildikten sonra Hollanda yeniden bağımsız bir ülke oldu. Hollanda bağımsızlığını yeniden kazandığı anda ulusal kimliğinin yeniden keşfedilmesi gerekti. Hollandalılar olarak nasıl insanlarız, kahramanlarımız kimler vs. gibi. Yeni ve henüz istikrara kavuşmamış bir ülke için kahramanlara, gurur duyulacak insanlara sahip olmak çok önemlidir. Bu herkese önemli bir geçmişe sahip aynı grubun parçası olduğu hissini verir. Ve halka büyük iş işler için ilham verir. Willem Barentsiz bu zamana kadar neredeyse unutulmuştu. 2819 yılında Barentsiz hakkında yazılan bir şiir onu yeniden ilgi odağı haline getirene kadar. Bu şiir, o dönemde çok popüler bir şair olan Hendrik Tollens tarafından yazılmıştır. Bu şiirde Willem Barentsiz, tüm Hollandalıların gurur duyabileceği bir kahraman olarak tanımlanıyordu. Şiirde tarihi gerçekler o kadar önemli değildi, amaç Barentsiz'i el üstünde tutmaktı. Birini el üstünde tutmak, diğer insanların ona hayranlık duyması için onu yüceltmek anlamına gelir. Novaya Zemlya'daki olaylar şiirde biraz abartılı anlatılmıştı, sanki Barentsiz çıplak elleriyle kutup ayılarıyla savaşıyormuş gibiydi. Ve şiir şiire göre Barentsiz yalnızca bir kahraman ve ilham verici bir kaptan değil, aynı zamanda iyi bir Hristiyandı. 19. yüzyıldaki insanlar bunu duymaya özellikle hevesliydi. Tollens'in bu şiiri sayesinde Barentsiz'i hala tanıyoruz ve o Hollanda tarihinin bir parçası. Böylelikle bölümün sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Merakınızı yitirmeyin.